Evet. Ne merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eylül Lal kanalındasınız. Ama Eylül nerede acaba? Eylül neredesin? Eylül nerede? Eylül. Ay çok komik arkadaşlar. Gece. Yani espri yapmayın gece. Arkadaşlar sahur vlog yapıyoruz. İlk sahurumuz. Ne oldu? Bu ne? Anne hayatta yumurta yemem. Sana yapmıyorum zaten. Babana yapıyorum. Ben hayır bu da yumurta yemiyor ya. Aa, yumurta yenmez mi ya? Her gün yemin ediyorum 2 tane yumurta yerim yani. Her ben de neyse 3 tane yerim de. Evet arkadaşlar sahur yapacağız. Arkadaşlar yumurta sevenler yoruma yazsınlar. Size kalp atmayayım. Yumurta sevinmez mi? Yumurta yemek zorundayız zaten. Ya normalde yattıktan sonra kalkıyoruz. Yok sonra yumurta çok... Bugün çok işimiz vardı. Hiç yatmadan salonu ben yaptım bir şey söyleyeyim mi? Ben yaptım. Sen yaptın. Ama işte zaten kaç gündür kalkıyorsun ki? Arkadaşlar hastalandık arkadaşlar. Yumurta sevin. Yumurta çok şey sağlıklı. Şey göstermek gibi olması da var arkadaşlar. İğnelerimin, İzzet abinizin... Dokunayım mı? Ay Eylül ya. Sadece İzzet abinizin ya, yaptığı tamam, iğneleri... Onu. Ama ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ya. Aynada bir baktım. Uzun kolluyum hiç bakmamışım kendime. Ya ama annem de aynada böyle... Baksana. Eylül her yerim morarmış. Eylül ne yaptı? Her gün iğne İzzet abiniz arkadaşlar. Kan iğneleri batıdı mahvettim yani ya. Yani Covid süreci Eylül için... Bahsetmek istemiyorum aslında. Yeter artık sıkıldık yani. Covid. Allah kimsenin başına vermesin tabii ki de ama... Benden kim sen nere salla? Valla arkadaşlar orucu İzzet abiniz ve Eylül tutuyor. Ben hala ilaçlara devam ediyorum. O yüzden maalesef tutamıyorum. Hatta bugün yine doktora gittik. Birkaç tane bana yine takviye ilaçlardan verdi. Kullanmam gerekiyor. Çünkü daha ciğerlerim... Karpuz mu var? Anne tamam hastalığı geride bırakalım. Ha, hastalık için demiyorum. Orucunu neden tutamadım? Arkadaşlar ben 2 gün önce bu hastalıktan arınmış gibi hissediyordum. Ama Eylül şimdi annen açıklamak zorunda. Tabii ben... Arkadaşlar sen niye tutmuyorsun diye soracak. Tabii soracak arkadaşlar. Bana benim ciğerlerde... Birazcık daha şey var arkadaşlar. Ekstra ilaç verdi evet. Doktor açıkçası. Yani söylemek istemiyorum şimdi ne ilacı olduğunda. Hani ben tıkamayı yasarken onu sökmek için birkaç tane daha şey verdi ben bana. Ben bunu tek başıma yasam olur mu böyle? Eylül dur ya. Ay bak nasıl uğrayacağım şaşırdım senin yüzünden ya. Ekmek çıkar sen şuradan. Çıkarttı. Hani geri mi koydun? Geri koydum. Ben onu ısırmak istiyorum. Hadi Eylül hazırlar mısın? Ben çekiyorum şu an. Şey en çok iş bilim. Baba sana bir video izletmiştim. En çok... Bir şey söyleyebilir miyim? İnşallah saçlarım çıkmaz buradan. İnşallah çıkarsın çok güzel. Ya. En sevmediğim şey arkadaşlar mutfakta saçı açık arkadaşlar, iş yapmak. Arkadaşlar ben yemek yerken saçlarıma da yediriyorum. Ben böyle. Saçı açık mutfağım gidiyor. Gece Eylül'ü biz kaldırmayalım ya. Ya da uyusun sahura kalkmasın. Ay neden? Çok çok espriler yapıyor. Gece değil mi? Espri yapmadım gerçekten saçımla beraber yiyoruz. Bayılacağım şimdi espriden dolayı. Ama seviyorlar Eylül böyle soğuk esprilerini ya. Değil mi? Seviyor musunuz cidden? Gözlerim yaşardı. O zaman yapma Eylül. Yok birden çıkıyor böyle bir. Ya çekil şu ekmeği kepçe verdim. Kulaklarımı gör. Arkadaşlar senden şey istiyor ya. Yorumlarda yazıyor. Silen kapıyı istiyorlar. Sen nereden biliyorsun? Eylül yorumlarını mı okuyorsun? Evet bak. Hani gizli bir şey mi yani? Artık anne ne yapayım ekmeği ya bir oraya götürürüm ekmeği çıkar poşetinden evet. Eylül ne yapmak aa arkadaşlar ekmeği ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ne evet, sivri koli istiyorlar. Nasıl çıkardığımı görmediniz. Çek İzzet o zaman yani. Siz ne yapayım kurguyu yap. Kurgu sen de biliyorsun. Kurgularımız İzzet abimizden arkadaşlar. Evet, sürpriz sonlu olacak sivri koli. Acaba kurgular İzzet abimizden mi acaba? Bomba gibi. Bilmiyorum artık. Videoların kurgularını kim yapıyor acaba arkadaşlar? Ben mi? İzzet abiniz mi? Eylül mü? Sıla ile Mira yapıyor ya. Sıla Mira uyuyorlar bu arada arkadaşlar. Onları da çok özledim. Koronadan dolayı karantinadalardı. Odadan çıkmıyorlar. Dokunamıyorum. Nerede Sıla? Banyo yaptılar arkadaşlar. Onlar. 10 gündür onlarla ilgileniyor. Ha getir. 10 gündür onlarla ilgilenemiyordum. Sıla ne dedi? Ben bir daha o odaya girmeyeceğim. Evet. Küçük odaya. Anne, baba iyileştiğiniz zaman ben bir daha, çünkü şurada küçük odada kalıyorlardı arkadaşlar 10 gündür. İyileştiğimiz zaman bir daha anne ben kesinlikle kimse beni bu odaya sokamaz. Bir daha bu odaya girmeyeceğim. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Geliyor soğuk espri. Hayır ya. Hayır karantinadayken annemler zorla bana bunu içirmeye çalıştı. İçeyim dedim. Limondan farkı yok arkadaşlar. Hakikaten suyu.
o kadar ekşi ki. O kadar ekşi ki. Ama tadı güzeldi. Neyse, zorla içiriyorlar ya. Zorla içiriyorlar. Eylül vitamin Eylül. Vitamin dayıyorlar bana. Eylül vitamin içmen lazım. Sen neden annene yardımcı sen, olmuyorsun ya? Benim buraya hazırlıkları bulunduğum içeriden yardım ediyorsun. Merak ediyor arkadaşlar neden yardımcı olmuyorsun diye. Arkadaşlar benim buraya hazırlıklarım... Yardım ediyorum. Eylül'cüm sen masaya götürebilirsin. Mutfakta bulunmam yardım etmem. Sen masaya alın. Anneciğim de annene bakar. Dinlemiyor ya. Dinlemiyor. Gece ne oldu Eylül'e ya? Harbiden konuşuyor mu Eylül? Bu kadar var mı ya? Ya ben konuşuyorum. Beni dinleyen ben dinliyorum az önce arkadaşlar. Bir gün sizinle bir sohbet yayını yapmak isterim arkadaşlar. Canlı yayında sizin sorularınızı alayım. Ben öyle konuşa konuşa. Ya bir şey söyleyeceğim de. Ya şu Migros'un... Yani Allah'ım günah yazma ama ekmeği çok şey ya, çok hamur gibi izlet ya. Ne dedi? Dava fiyatlar. Hamur, çok boş, hamur ya. Kuru ekmek seviyorum tamam, ben. Tamam, sen marka şey ismini söyle, market ismini söyle. Güzel değil. Şahsı yoturum ya. İyi, güzel değil. Baba, arkasında bir rosa bilirim var. Hadi. Bu ne? Yumurta. Yumurta top olsa tutar. Benle sen yiyeceğiz. Ben oruç tutmayacağım için bir tane yiyeceğim ama lazım. Yiyeceğim yani yumurta yerim. Sana hafif yemek lazım değil mi? Evet. Ben bunu çıkarma ben bunu içeceğim. Tamam, bol bol su içmemiz lazım. Al bunları masaya al Eylül'cüğüm. Büyük bir dezenfektan oldu arkadaşlar bugün. İlaçlama evet. Yapıldı. Arada onu videosunda atalım. Ben atarım. Sen onu çektin mi bu ben arada? Çektim. Hmm. Onu göstereyim. Evet. Yani şu an bu konuşmayı yani... bu konuşmayı yaparken Gönül ablanız yan tarafta da yapılan... Evet arkadaşlar, bayağı bir ilaçlama yapıldı. Dezenfekte oldu yani. Covid'e karşı. Dezenfektan mı? Virüslere karşı arkadaşlar. Anneciğim, kapatın gelmesin çok acil. O video geliyor. Bayağı bir buharlı bir şey arkadaşlar. Yeter artık, başka bir şey koyma ya. Eylül yapıyorum bunu. Evet, Eylül yiyor. Eylül bak, gece böyle şeyler yeme. Ya, o yer, o gece de yer, gündüz de her zaman yer o. O sever böyle şeyleri yemeyi. Hoşuna gidiyor. Salamcı arkadaşlar ya, salam. Bu kadar salam yenir mi ya? Hiç sevmiyorum salamı. Tamam yani. Evet arkadaşlar uzun bir sabun olacak. Arkadaşlar size bir soru sorabilir miyim lütfen? Hayır soramaz. Tamam. Ben senin arkadaşım mı? Sor tabii ki arkadaşlarım. Kahve mi çay mı? Ben bunu çok tartışıyorum da. Bence çay daha güzel. Şimdi tartışmıyoruz. Ben çaydan tiksindim bu arada ben ya. Ben çaycıyım. Ha bu arada ay, evet. Anne bıçakla yanımdan geçti yemin korktum ya. Çay içen insan çay içemiyorum arkadaş. Ağzıma çay 10 günden fazla oldu yani. Daha öncesinde de çünkü çaydan biraz tiksinmiştim. Demek ki orada da kötü oluyormuşum. Çaydan da tiksindim. Çorba içer misiniz ya? Tavuk çorbası var. Ay bu arada arkadaşlar, içmem şimdi ya, kahvaltı. Oruç tutsanız özür dileriz, böyle yemekli memekli bir video oldu. Ispanak var. Ha orası da öyle değil mi? Sahurdayız. Ben de ıspanak yapmıştım arkadaşlar. Başlığa göre gideriz. Şimdi karpuzu da doğrayayım ben. Sen karpuz yiyecek misin? Yiyeceğim de. Ay ben karpuzu çok seviyorum. Ne biraz? Çekirdek. Az kalmış karpuzumuz. Artık seçim yarın bize bir karpuz alırsın. Kızlar çok seviyorlar ya karpuzları. Evet. En güzeli de karpuz var. Oh, çayın dumanıyla. Anne bir şey söyleyeceğim. Yemeği falan koyarken oraya şey yapsak, buzlukta beklesek ya. Ay soğuk zaten. Ben bu yeni çıkardım. Ama biraz daha koyalım. Bayağı soğuk. İyi diyor. Sıcak değil. Bir de ben o kadar soğuk yiyemem soğuk. Yani. Zaten boğazlarım şey. Öksürüyorum iyi. Dur. Ama saçların ya. Şu peynirden çıkarsana evi biraz daha. Kaşık al çekmeceden. Anneciğim. Suyunu çok fazla alma ama. Kaşık mı? Kaşıkla nasıl aldı? Elinle mi alacaksın? Bu arada günü 23 Nisan'dı. Evet. Çocuk bayramı. Ama biz 23 Nisan'ımı kutlayamadık arkadaşlar evet Sıla ve Miran'ın. Evet. Çünkü hastaydık işte. Çok üzüldük maalesef. Yani onlar da 10 gün derse giremediler. Arkadaşların geçmiş o zaman çocuk bayramı. Nisan, evet, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Herkesin evet. Kutlu olsun arkadaşlar. Kutlu olsun. Biz bu sene kutlayamadık ve çok üzüldük. Yani Sıla ve Mira adına çok üzüldüm. Ufak tefek hediyeler aldım onlara arkadaşlar. Böyle minik minik kalemdi, silgiydi. Böyle. Çok fazla aldım bence. O kadar. Evet, bence. Seneye de yeriz. Seneye de mi yeriz? Yapmak istemiyorum. Ağzımdan çıkıyor. Ben onu ayarlayayım. Sen karpuz al istersen. Dur. Koymasaydın oraya. Ben karpuz ayarlayayım. Sen onu al. Ay bu çok pişti ya. Aa ben bunun altını açmamış mıyım Eylül? Aa bunu koydum unuttum böyle. Nereye gitsem önüme çıkıyorsun ama.
Gülüm. Neyse bunu böyle artık. Gülüm. Efendim. Aa döktün mü? Niye döktün? Hayda ne dökmesin. O resimden aldım peçeteni. İlk onu al. Peçete al orada. Ya neden hep alacağım her şeyi alıyorsunuz? Baksın. Elin için değil, yer için. Yere de bastım bu arada. Ya Eylül şu karpuz gitsin artık masaya. Hadi oturacağız artık ya. Bir dakika. Bak. Ya şurayı ya. Şurası. Eylül şu arası da bak ben görüyorum burada. Baksana. Ver bana Eylül. Nasıl şuraya bakar mısın ya? Ay Eylül'cüm ya. Allah'ım bayılacağım. Karpuzu götür bari. Karpuz zaten götürüyordum. Peyniri de götürüp duruyordum. Tamam. Hafa benim değil. Ay su akıyor, yürü. Yok, şey evet. Şimdi o zaman sofra hazırlansın, ondan sonra çekelim, olur mu? Ulan ben de çaya şeker attım, inşallah görmemişlerdir. Geriye sarıp da görmeyin kaç tane attığımı. Ben şekersiz içiyorum zaten. Ben şeker kullanmam da. Çayımı. Oğlum bu selleyi neden kendi tarafına çekti? Ben yarın, seviyorum. Arkadaşlar yarınki iftar yemeğimizde köfte yapmayı düşünüyorum. Patates kızartacağım, söylemesi ayıp. Arkadaşlar. Menümüz bu yani. Bu kız köfte, neden patates. Bu kadar az şey biliyor demeyin ama bir şey soracağım. Hani köfte ekmekten yapılıyor. He? Hani ne kadar ekmek o kadar köfte evet. Var ya. Ha. Ekmekten mi yapılıyor ben anlamadım. Evet. Köfte ekmekten yapılıyor. Ne kadar ekmeği koyarsan. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Köften o kadar fazla olur, doyurucu olur. Hani sen daha peynir verdin ha. Burada? Ha süzme peynir, doğru senin peynirini getirmemişim. Sosis bak babanın önüne koymuşuz. Bir tane alabilir miyim sosisini deneyelim? Tam getireyim sana. Sosisinden yok gerek yok. Geçeyim yok gerek yok olur mu? Oruç tutacağım sen. Üfen sütüm var. Peynirlerin nesi var neden yemiyorsun acaba? Bu daha güzel. Bu neden kraliyet ailesindeymiş gibi yiyorsun böyle ya. Kamera çekiyoruz böyle izlemeyi. Normalde daha hayvani şekilde yerim ama. Oha baba abartın. Neyi? Arkadaşlar baba ne kadar kibar yiyorsun diyorum. Ben bayağı acıkmışım yani. Ne kadar kibar yiyorsun evet. Diyor da ben kamera çektiğimiz için kibar yiyorum diyorum. Sen gözükmüyormuşum. Ya 3 tane şeker atmak zorundayım kusura bakmayın. Tadı çok şeker. Bardağın büyük ama. Ama çok şeker içmek de zararlı. Sen kaç tane atıyorsun? Bunu sen mi diyorsun? Dört mü? Ne diyorum? Dört azaltmışsın. 10 tane atarsın yani. Gülün abartma yani 10 tane. Ha, tamam. Anne 10 tane mi 11 tane atıyorsun? Benim sayemde azalttın sen şekeri. Oh be. Hı. Ay var ya. Allah'ın ölçüsü. Yani şu günleri bekliyordum yemin ediyorum ha. Vallahi bak arkadaşlar. Aha eski günler nerede? İştahımız gitti, arkadaşlar, yemek yiyemiyoruz, canımız hiçbir şey istemiyor. Allah'ım eski yarabbim. Ramazanlar. Arkadaşlar siz bilmezsiniz ben çok çok küçükken. Efendim kızım. Eylül'ün aklına kalan, eskilerden kalan hikayelerden bir tanesi de dedesi. Her sahurda ay, bize... Ay dedemi özlüyorum ya. Her sahurda bize böyle ekmek getirirdi. Sıcacık. Fırından sıcacık. Yani inanılmaz bir sıcaklık. Arkadaşlar yeni çıkmış böyle dumanın üstünde. Ben de evde söylemesi arkadaşlar sayı... Biraz daha köz atsak yani yanacak ev. Tereyağını falan hazırlardım ben de böyle. Yani sahur sofrasını hazırlardım sıcak sıcak. Biliyoruz yani tam böyle zamanında gelirdi o ekmek. O yağ koyardık of. İçine erirdi. Yani. Sonra peynir. İnanılmaz bir tadı vardı ama ya. Ama eli küçüktü arkadaşlar. Dedesiyle birlikte gidip kuyruğa giriyordu gece. Yok, uyumuyordu da gidiyordu. Kuyruk değil ya. Gece de gidiyordu. Bazen gidiyordu uyumuyordu. Baba eminim. Gidiyordum ne diyorsun kuyruk sen? Kuyruk yoktu var mıydı kuyruk kızım? Tabii ki de. Kuyruk ne Mehmet baba? Ya abartıyorum da. İftardan bahsetmiyorum. Sahurdan bahsediyorum. Sahurda da oluyordu. Bayağı herkes. Neden oluyordu? Çünkü arkadaşlar sahurda kahveler. Dedesi kahveye gidiyordu. Kahvede otururdu iftardan sonra. Teraviye gidip teraviden kahveye gidip sahura kadar gelmezdi dedesi. Sahurda da ekmeğini fırından alır gelirdi. Suda yalnız o kıskanıyordu beni. Eylül'ü alırdı gelip ama evden. Eylül çünkü dede ne olur beni de götür derdi. Eylül gelip alırdı fırına gideceğiz ama. Eylül'le birlikte giderlerdi. Ben de masayı hazırlardım. Bunlar gelene kadar. Ay ne kadar zevkliydi ya. Evet. O kadar güzeldi ki. Eskiler her zaman... Arkadaşlar çaktırmayın ben de gece yatmayıp tablete bakıyordum. Annemler gelince tableti yastığın altına koyuyorlar.
Görüyor musun? Hani bir tane TikTok şeyleri var, hikayeleri var ya. Çocuk ders çalışıyor sözde. İple bağlamış telefonu kapıya. Babası geliyor kapıyı açınca. Görüyor musun annesi? Babası kapıyı açınca TikTok şey telefon yukarıya doğru çıkıyor. Çocuk ders çalışıyormuş gibi yapıyor. Zamanı geçti. Anacığım korkulur. Öyle bir şey asla kurmadım ya. Böyle yanımdaysa telefon şöyle yapıyorum. Sen bakmıyorum sana. Aslında anlıyor da. Eylül sanki orucu ben tutacağım ya. Biraz iştahlı yesene. Aynen ya. Arkadaşlar sanki ben tutacağım değil mi? Ekmek alabiliyor muyum yansın? Yumurta neden yiyorsun Eylül? Yumurta top tutar. Yumurta candır. Tabii. Evet can işte. Ben yumurta de onu diyorum. Yumurta yani, bir can ya. Eylül saçmalama ya. Of. Şu sarılıklar civciv tamam mı? Ben onu yiyemem. Civciv yiyorsun şu anda. Tövbe tövbe. Ama ben küçükken evle çok yedirdim. Vay ay onlara sahip abi. Ya bilmeden ya. Ben kalyo açıyorlardı bana arkadaşlar. Bilirsiniz hepiniz kalyoyu. Böyle yapıyor. Hiç bilmediğim yemekleri yapıyor. Pırasayı alıyor. Eylül. Ne kadar komik. Eylül yaşını yapıyor. Neden kokuyor? Hayatım sen niye bunlarla aynı? Yani arkadaşlar ben size özel bir durumu anlatacağım. Ben mesela kahvaltı olabilir belki ama mesela ben tabakta bütün her şeyi alıp yemeyi seven birisi değilim. Ben de masadan yiyorum. Mesela karışık. Şöyle zeytini alıp tabağıma koymak, işte yumurtayı tabağıma koymak, salatayı tabağıma koymak, peynir alıp tabağıma koymak, tabaklı yemek gibi bir alışkanlığım. Ne kadar güzel bir şey ama. Çok güzel bir şey ama ben sevmiyorum. Ben de ortak yemeği ama pek. Hijyen açısından önemli tabii. Tabii ki de. Özellikle şu Covid döneminde. Ama ben sevmiyorum ne yapayım? Evet arkadaşlar babamın aldığı zeytinden ben de alırsam Covid olurum. O yüzden baba tabağına koymak zorundasın. Allah'tan biz üçümüz Covid olmuşuz da ortak yiyoruz. Ay yoğurt ne kadar iyi geldi bana. Gece gece. Olay döndü dolaştı şimdi Covid mi geldi ya? Hayır senin yüzünden ötürü. Senden ötürü. Senden ötürü. Senden ötürü. Kim diyordu ya? Asıl Demirer. Eylül inşallah yarın uyumazsın. Arkadaşlar uyuyarak geçirenler var mı işte şey orucunu? Ay. Ben evet uyudum ya. Vallahi bugün. Sabah 6'ya kadar ezana kadar uyumuyor. Ondan sonra. Ondan sonra uyuyor. Ondan sonra bir uyuyor. Akşam saat 5:30-6'da kalkıyor. Uyudukları zaman kalk diyorum arkadaşlar. İzzet abinize de öyle. Uyuyor musun diyorum. Gözlüğünü çıkardığı anda hemen dikkat kesiyorum. Evet. O gözlük çıkıyorsa uykuya dalıyor demektir. Hemen uyuyor musun sen diyorum. Hemen yo uyumuyorum diye gözlerine bakıyorum. Böyle yapıyor. Ama aynı bak ayrıca gözlüklüysen biraz daha az bilirsin bunu. Gözlük çıkarınca bir yorgunluk düşüyor. Böyle etrafı bulanık görüyorsun i̇şte, ya. Evet işte biliyorum uyuduğunu işte. İzin vermiyorum uyuması. Uyuyarak oruç tutulmaz ama yani. Uykuya mı oruç tutuyorsun? Yani sen şimdi arkadaşlar şey değil mi? Ben de uyuyarak oruç tutuyorum gibi bir algı oluşmasın. Uyuyarak. Yok. Yani dinleniyorsun tabii. İzzet abiniz erken kalkar arkadaşlar. Kalktı mı da uyumaz bir daha. Öyle bir pis huyu vardır. Hiç sevmem. Ayağa kalkıp karpuz yemek zorunda kalıyorum da. Kimse bunu görmüyor. Eylül'de tam tersi kalkmaz. Yataktan artık sürükleyerek. Ben saat kaçta kalkıyorum sabah? Bunu bir övgü olarak arkadaşlar edeceğim. Biz bitirelim ondan sonra sizinle sohbet ederiz ya. Çok konuşuyoruz. Geveze olunca bitmiyor. Bak şimdi ezan okunacak bir şey olacak. Tabii. Ya şiştim ben Eylül. Ay en çok ben yedim ya. Nasıl en çok sen yedin? Eylül. Ay kamera kapanınca bir yedim var. Arkadaşlar kamera kapanıyor. Kamerayı ara sıra kapatıyoruz ya. Eylül bir yiyor. Kamera açılınca yemiyor. Niye yemiyor kamera açılınca? Ayıp. Ayıp mı? Ayıp çok ayıp. Ama sahur yapıyorsun. Kuvvetli yemen lazım. O sosislerini de yesene. Saat 3:30. Ben bayağı yedim arkadaşlar. Çok doydum. Oruç tutmayacağım ama en çok da ben yedim sanki. Ben de yedim değil mi? Sen de yedin evet. İzzet de bayağı yedi. Arkadaşlar sahurumuzu yaptık. Vallahi uykum da geldi artık uyuyacağım. Ben bugün çok yoruldum çünkü. Benim hiç uykum yok ya. Sen zaten uyudun Eylül. Ama çok geçti yani uyuma yatma. Saat. Arkadaşlar dediğim gibi inşallah iftar videomuzu da çekeceğim. İftarda menümü söyledim size.
Köfte, Eylül'cüm köfte. Köfte ekmek. Köfte ekmek. Domates büyük büyük dileceğim. Sonra peynir. Patates kızartacağım. Hayır beni peynir. Patates peynir kızartacağım. Seviyorum ben çorba aslında. Yaparım. Köfteyle peynir güzel olmaz mı? Yeterli bence. Çok mu kötü bir içeri? Çorba, köfte, patates kızartacağım arkadaşlar. Çorba, köfte ve patates kızartacağım. Patates. Arkadaşlar benim ağzım sulandı şu an anne şuraya güzel. Şuraya kadar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere umarım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir sahur videomuzu. Kendinize çok iyi bakın. Size de hayırlı sahurlar diliyorum. Evet, iyi Ramazanlar hepinize. Evet tabii ki de. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah herkesin hepimizin orucunu kabul etsin arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.